Bade Laikası, sayfa 43, Envar Neşet'e göre mektup 32. Yine Sabri abinin mektuplarından devam ediyoruz. Çoktan beri ruhu kemteranemin son derece müştak bulunduğu ve her bir kelimesi birer elmas mahzeni olan 28. Risale-i Pür Nurlarını, 28. sözü okumuş. 28. söz neden bahsediyor? Cennet Risalesi. Değil mi? Cennet Risalesini ifade etmiş. Şunu hemen gösterelim, şunu da açmışken. Cennet Risalesi'nin de özelliği çok önemli. Onu da nazara verelim. Nerede yazıldı Neşet Ali? Barla'da. Barla'da Süleyman abinin bahçesinde. Değil mi? Şurası 28. söz. Şurası. Şu söz cennete dairdir. Şu sözün iki makamı var. Birinci makam cennetin bazı letaifine işaret eder. Fakat 10. sözde 12 hakikati katı ile gayet katı bir surette bu sözün ikinci makamından 10. sözün hülasası ve esası müteselsil, gayet metin, arabi bir bürhan-ı katı ile gayet parlak bir tarzda vücudu ispat bulunan cennetin ispatı vücudundan bahis değil. Belki şu makamda yalnız sual ve cevaba ve tenkide medar olan birkaç ahval-i cennetten bahseder. Yani bu da cenneti ispatlamıyor. Cennet hakkındaki bazı sualleri cevaplayacak. Ondan sonra eğer tevfik ilahi refik olsa sonra azim bir söz o muazzam hakikate dair yazılacaktır inşallah demiş. Mesela bazı sorular var. Sen söyle onları diyor. Mesela diyor ki sual kusurlu noksaniyetli mütegayir kararsız elenli cismaniyetin ebediyetle ve cennetle ne alakası var? Ya bu ceset neden illa cennette olacak yani? Çünkü bu ceset nedir? Noksan, kusurlu ve mütegayir, sürekli değişkenlik arz eden bir yapısı var. Madem ruhun âli lezaizi vardır, ona kafidir. Lezaizi cismani için bir haşr-ı cismani neden icap ediyor? Yani neden ben cesette haşrediliyorum ve lezzet için illa cesete ihtiyacım var? Değil mi? Çünkü bakın İslamiyet haricindeki diğer dinlerde cennet anlayışı vardır ama ruhani bir cennet anlayışı vardır. Ruh gidecektir onlara göre. İslamiyet'te ise ceset ve ruh gidecektir. Bu farklı. Onu da çok güzel anlatıyor. Evet, burada anlatıyor. Sonra ikinci sualde. Cisim eğer hayati olsa eczai bedeni daim terkip ve tahlildedir. İnkıraza mahkumdur. Ebediyete mazhar olamaz. Ekıl ve şürp yani yeme içme. Bekai şahsi ve muamele-i zevciye ise bekai nevi içindir. Yani yemek içmek cismin devamı içindir. Evlilik ve nikah da neslin devamı içindir. Şu alemde birer esas olmuştur. Bu dünyada bunlar esastır. Alem-i ebediyette ve alem-i uhrevide şunlara ihtiyaç yoktur. Neden cennetin en büyük lezaizi sırasına geçmiş? Şimdi alemi ahirette cennet üreme ve gelişme yeri yok. Gelişme yeri değil. O zaman neden cennette bize en büyük nimetler yeme içme ve nikah olarak anlatılıyor? Onun cevabını veriyor bu sözde. Yine dost dostuyla beraberdir. Üçüncü soruda cennette bulunacaktır. Halbuki basit bir bedevi bir dakikada sohbeti nebeviye lillah için bir muhabbet peyda eder. O muhabbetle cennette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ne olur? Yanında bulunması lazım gelir. Halbuki gayri mütenayi feyze mazhar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın feyzi bir basit bedevi feyziyle nasıl birleşir? Şimdi iki kişi nasıl yan yana olacak diyor. Hani bir yerde diyor bedevi, cahil bir adam gelmiş Efendimizin huzurunda sohbeti dinlemiş, sahabe olmuş. Ama Efendimizin feyzi nerede? Onun feyzi nerede? Şimdi bu ikisi nasıl beraber olacak diyor cennette. Değil mi? Bak, acip bir sual bu da. Dördüncü sualde huriler 70 hulleye giydikleri halde bacakların kemiklerindeki ilikler görünüyor. Bu ne demektir? Ne manası var? Nasıl güzelliktir diyor bu. Süper bir soru. Değil mi? İlikleri gözüken bayan nasıl ondan sonra güzel olur? Miden bulamış. Yani mid insanın böyle cezbedecek bir şey değil. O sorunun cevabı var orada. Beşinci soru. Hadis-i şerifte denilmiştir ki bazı ehli cennete dünya kadar bir yer veriliyor. Yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor. Bir tek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var? Ne ihtiyacı var? Nasıl olabilir ve ne demektir? Hep böyle hepimizin aklına geçen şeyler yani bunlar. Çok böyle meraklı, merakaver sorulara cevaplar var 28. sözde. Sabri abi de bu mektubunda ne yapmış? Bu sözü de almış olduğu istifadeyi şimdi nazara verecek. Çoktan beri ruhu kemteranemin son derece müştak bulunduğu ve her bir kelimesi birer elmas mahzeni olan şu 28. Risale-i Pür Nurlarını lehül hamd, kıraat ve istinsaha muvaffak oldum. Okumuş ve yazmış. Bak yani şart bu. Hem okuyacaksın hem yazacaksın. Şimdi biz okutamıyoruz. Enteresan bir şekilde yani. Bak hem okuyacağım hem yazıyorsun o zaman da.
Şu altın misal hurufattan mürekkep elmas menbaının derece kıymet ve rağbet ve ehemmiyetini arz ve ifade hususunda mübalağa olmasın. Mümkün olsaydı şu Risale-i Kıymetlerhane'nin hakaiki namütenayisini muvazzıh ve cami birçok kelimatın vaaz ettirilmesine çalışacaktım ki hakikat layıkıyla ifade edilsin. Zira Halık-ı Alem Hazretleri şu mükevvenatı halk ve icat ve her birini birer vazifeyle tavzif ve ecel-i alemin hulülünde mesuliyet noktasında bu dünyada acz ve fak ve zaaf ve ihtiyacını fem ve idrak ederek kavanini ezeliye ve desatir Rabbaniye imtisal ve ittiba edenlere şu mevzubahis cennet gibi bir nimet ile izaz edecek ve alel husus cennette en büyük nimet cemali be kemali Rabbaniye-i müşahede ve müşerrifiyeti uzma olduğundan şu fani alemdeki her şey bin yetice cennete nazır ve hayran olduğu ve şu hakaikın menbaı olan Fürkan-ı Mübin ve Kur'an-ı Azim'in ebvab-ı müteaddidesini fetih ve esrar-ı günah gününe ıttıla ile derya-ı hakaika dalmak herkese müyesser olmadığından beş sual, beş cevap miftah hakikisiyle o künüz-ü mütenevviya kapılarını açıp pek yakından ve kemal-i sarahatla gösterilmesi ciheti değil bu apt-ı acizin kasır-ı aklı, belki oldukça yüksek zekalara malik olanların bile takdirine hakkıyla şayan olduğuna kail ve kaniyim diyor. Savru abi maşallah gördünüz yarım paragraf bir cümle. Yarım sayfa paragraf değil dediğin gibi doğru. Halık-ı Alem Hazretleri bu mükevvenatta, bu kainatta, yaratılan sistemde halk ve icat ile bak birbirine vazife ve tavzif ve ecel-i aleminin hulülünde mesuliyet noktasında bu dünyada acz, fak, zaaf ve ihtiyacını fehm ve idrak ederek. Demek ki idrak etmemiz gereken dört nokta buymuş bizim. Neymiş? Acz, fak, zaaf ve ihtiyacını. Ve bununla beraber kavanin-i ezeliye ve desaret-i Rabbani'ye imtisal edeceksin. Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kanunlara itaat edeceksin. İbadet edeceksin. İbadetin bir manası da Cenab-ı Hakk'ın adetullah kanunlarına itaattir. Çünkü Üstad Mesnevi'de şeriatı ikiye ayırıyor. Şeriat-ı ilahi ikidir. Biri sıfatı kelamdan gelen şeriattır ki beşerin efali ihtiyarisini tanzim eder. İkincisi sıfatı iradeden gelen evamiri tekviniye tesmih edilen şeriat-ı fıtriyedir ki bütün kainatta cari olan kavanine adetullahın muhassalasından ibarettir. Şimdi ilki malum kitaplar. En son Kur'an-ı Kerim. Nereden geliyormuş? Sıfatı kelamdan geliyormuş. Kelamullah sıfatından geliyormuş. Ne yapıyormuş? Beşerin efali ihtiyaresini tanzim ediyor. Yani hal ve hareketlerini düzenliyor senin. İkinci şeriat da sıfatı iradeden gelen ve evamiri tekviniye tesmih edilen şeriat-ı fıtriyedir. Bütün kainattaki kanunların hepsi bu şeriattan gelir. Yer çekimi dedikleri kanun bir şeriat-ı fıtriyedir. Hayvanların içgüdüsü. İçgüdü dedikleri ondan sonra o güden işte şeriat-ı fıtriyedir. Tamam mı? Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından gelir. Dolayısıyla mesela şöyle söyleyeyim. Araba kullanırken çoğu zaman bazen hız sınırlarını aşıyoruz değil mi? 120 yazan yerde 140 ile kaza yaparsan mesulsün. Radar cezası yediğin gibi tık cezası eğer Allah muhafaza kaza bela olsa ne olur? Katil. Adam ölürse katil hükmüne geçersin. Kırmızı ışıkta geçmek mesela benim aralara maalesef zaafa düşmüş olduğum şey nedir? Günahtır yani. Çünkü o da bir irade sıfattır. Çünkü ne yapmış? Allah ilim yoluyla insanlara bir hakikati öğretmiş ve insan o ilmiyle ne yapıyor? Ölçüyor, biçiyor ve bir kanun koyuyor. Ya düşünmek lazım. Kırmızı ışık. Sen sabretmiyorsun, geçiyorsun yani. Hayır, kırmızı ışık zaten... riayete uymuyorsun. Kıllık olsun diye koyulmuş değil. Tamam mı? Yani genel sosyal hayatta kalabalık bir yerde özellikle yaşıyorsan kalabalık herkesin hakkına riayet edilmek için koyulmuş bir kanun. Herkesin ortak uyması gereken, herkese de faydalı bir kanun. Sen de geçersen bütün hakkı hukukuna giriyor. Geçiyorsun bir de şunu ibadet şekline getirmemiz lazım. Yani o tabletlerin hepsi birer ayet olarak okuyabilirsin mesela. Ya bir de Cenab-ı Hak tarafından seni hayra doğruya sevk ediyor. Sıfatı iradeden gelen kanunların ayetleridir. Bak elhamdülillah güzel mana oldu. Bunu yazalım. Sıfat iradeden gelen kanunların şeriatın ayetleri levhalardır. Çok güzel oldu bu. Trafik lambaları mı? Evet. Trafik lambaları, hız ikazları falan hepsi. Mesela yol gösteren tabelalarda nedir? Nüvvet hakikatının
tezahürleridir. Yol gösteriyor, rehberlik yapıyor. Evet. Elhamdülillah. Yine Allah'ın bir sıfatından geliyor. Tabii. Bak her şeyden bir tefekkür boyutu açarsın Cenab-ı Hak inşallah. Evet. Cennet noktasında zaten cennet bahsinde diyor ki anlatıyor. İnsanın gerçekten de sen söyle idrak edemediği şeyler var. Şimdi biz çünkü bu dünyaya kıyaslıyoruz cenneti. Cennet dediklerini şeye bu dünyaya kıyaslıyorsun ya. Bu dünyadaki her şey ya en şaşalı yeri zindan. Düşünsene sen neyle kıyaslayacaksın yani? Artistikte öyle bir program yok. Şimdi mesela dünyanın en güzel yeri neresi olsun? Zaten Dubai misal veriyorum. Ya orası zindan. Ya şimdi oranın zindanı böyleyse ya sarayı nasıldır diyor. Zaten koymuş şehri üstad. Ne diyor? İdrak-i meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Meret dahil abi. Düşünme diyor. Ya kaldırmaz yani. İdrak edemezsin. Yani oradaki tabirlerin hepsi bize bir şey ifade etmek içindir. Hakikati çok çok farklı olacak yani.